Herkese merhaba arkadaşlar. Sorularla genel tekrar etkinliğimizin bu 15. videosunda 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ünitesinin ikinci bölümü olan ıslahatlar konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda öncelikle 2. Mahmut ve akabinde tanzimat dönemi ıslahatlarını sorular üzerinden ele almaya çalışacağız. Sorulara geçmeden önce değerli arkadaşlar 19. yüzyıl ıslahatlarına dair sizlerle küçük bir şema paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar 19. yüzyıl ıslatlarını biz aslında kendi içerisinde belli dönemlere ayırmaktayız. Öncelikle 2. Mahmut dönemi ıslatlarını yine sorular üzerinden değerlendirme imkanımız olacak. Öte yandan ıslatların batı tarzı ıslatların en yoğun yaşandığı ve Osmanlı tarihinde tanzimat dönemi olarak da adlandırılan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemi gelişmelerini yine sorular üzerinden değerlendirme imkanımız olacak. Osmanlı tarihinde Tanzimat dönemi değerli arkadaşlar Abdülmecit tarafından 1839 yılında Tanzimat fermanının ilanıyla başlar. 1876'da 1. Meşrutiyet dönemine kadar devam eder. Bu bağlamda bu süre zarfında değerli arkadaşlar hemen hemen her alanda ıslahat yapıldığını görmüş olacağız. Öte yandan 3. bölümde ise değerli arkadaşlar 2. Abdülhamit dönemi ıslahatlarını ele almış olacağız. Bu bağlamda ikinci Abdülhamit döneminde kendi içerisinde iki ana bölüm olarak inceleme imkanımız olacak. Birinci bölümde 1876 Kanun-ı Esasi'nin ilanıyla başlayıp 1878'de biten 1. Meşrutiyet dönemi gelişmelerini, ikinci bölümde ise değerli arkadaşlar yaklaşık 30 yıl sürecek olan baskı ve sansür dönemi olarak da adlandırdığımız İstibdat dönemi gelişmelerini değerlendirmiş olacağız. Aslında Tanzimat döneminden sonra değerli arkadaşlar Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra yaklaşık 3 ay boyunca bir Osmanlı padişahının tahta bulunduğunu görmekteyiz. 5. Murat Arkadaşlar Osmanlı tarihinde 5. Murat 93 günlük saltanat hayatı boyunca Osmanlı tarihinde en kısa süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olacak. Çünkü Abdülaziz anayasanın yürürlüğe girmesini bir anlamda kabul etmemiş. Bunun üzerine Jön Türkler yani genç Osmanlılar 5. Murat'ı Osmanlı tahtına çıkarmışlardı. Fakat 5. Murat akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle bu sefer Jön Türklerin desteğiyle birlikte özellikle Mithat Paşa'nın desteğiyle birlikte değerli arkadaşlar 2. Abdülhamit Osmanlı tahtına çıkmış olacak. Bu çerçevede değerli arkadaşlar İkinci Mahmut ve Tanzimat dönemi ıslahatları ile bağlantılı hazırsak sorularımıza geçebiliriz. 1808 tarihli Sened İttifak ile ilgili olarak 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu soruda bize verilen öncülleri tek tek ele alacak olursak Osmanlı merkez bürokrasisi ile ayanlar arasında yapılan bir sözleşmedir. Arkadaşlar Sened İttifak Osmanlı merkez bürokrasisiyle hatta padişahın iradesiyle ayanlar arasında yapılan karşılıklı bir protokoldür. Bu bağlamda birinci öncülümüz doğru. İmzalanmasında etkili olan sadrazam Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa'dır. Evet değerli arkadaşlar keza kendisi 2. Mahmut döneminin önemli sadrazamlarından birisi olacaktır. Senedi ittifakın aslında mimarı olarak da kabul edilmekte. Bu bağlamda ikinci öncülümüz doğru bir bilgi. Osmanlı'da ilk demokratikleşme hareketi olarak kabul edilmektedir. Evet değerli arkadaşlar Sened İttifak özelliği bakımından Osmanlı tarihinde ilk demokratikleşme hareketi olarak kabul edilmekte. Bu çerçevede bu sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar E seçeneği olmalı idi. Öte yandan 1808 tarihli Sened İttifak değerli arkadaşlar Padişah 2. Mahmud'un ayanların varlığını, ayanların da padişahın varlığını karşılıklı olarak kabul ettiği önemli bir belge. Keza ayanlar ve eyalet valileri Sened İttifak'la birlikte değerli arkadaşlar padişaha bağlılık bildirmiş. Buna karşın 2. Mahmud dönemin padişahı 2. Mahmud da eyaletlere ...adil ve eşit vergi salınacağına dair iradesini ortaya koymuştur. Bu nedenle değerli arkadaşlar önemlidir. Sened İttifak'la birlikte Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla 2. Mahmut döneminde imzalanan Sened İttifak ilk anayasal belge olarak kabul edilmekte. Dolayısıyla Sened İttifak padişahın yetkilerini kısıtlaması nedeniyle bir, bir demokratikleşme hareketidir. İki, ilk anayasal belge olarak da nitelendirilmekte. Arkadaşlar son olarak unutulmaması gereken bir nokta var ki Sened İttifak Osmanlı Devleti'nin kendi iç politikası bağlamında gelişen önemli bir olay. O nedenle Sened İttifak'ın imzalanmasında hiçbir şekilde Avrupalı devletlerin veya Avrupa'da ortaya çıkan fikir akımlarının herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Sened İttifak bir kez daha söyleyelim. Osmanlı'nın kendi iç meselelerinden dolayı ortaya çıkan bir gelişmedir. Avrupa etkisi veya herhangi bir fikir akımının etkisi söz konusu değil. Bu çerçevede değerli arkadaşlar birinci sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıydı diyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut döneminde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değildir? Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması, Asakiri Mansure-i Muhammedi ordusunun kurulması, Mektebi Tıbbiye'nin açılması, askerlik hizmetinin tüm teba için zorunlu hale getirilmesi, Mehterhanenin kaldırılması. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Keza Osmanlı Devleti'nde Askerlik hizmetinin tüm teba için zorunlu hale getirilmesi, bir vatan görevi haline getirilmesi ancak Abdülmecit döneminde 1839 yılında ilan edilecek olan Tanzimat Fermanı ile gerçekleşecek ki bu gelişmeyi biz daha sonra bizzat göreceğiz. Dolayısıyla bu soruda doğru yanıtımız değerli arkadaşlar D seçeneği olmalıydı. Öte yandan 2. Mahmut döneminde özellikle askeri alanda değerli arkadaşlar çok önemli ıslahatlar yapıldığını görmekteyiz. Örneğin Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması bunların başında gelir. 1826 yılında değerli arkadaşlar Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması Osmanlı tarihinde vakayı hayriye yani hayırlı olay olarak adlandırılır. Bunun en temel sebebi değerli arkadaşlar Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması ile birlikte yapılacak olan ıslahatların önündeki en büyük engel böylece ortadan kaldırılmış olacak. Kuşkusuz bir merkez ordusunun ortadan kaldırılması, bir merkez ordusunun kapatılması beraberinde yeni bir düzenli ordunun kurulmasını da getirecek. B seçeneğinde gördüğümüz Asakiri Mansure-i Muhammedi ordusunun kurulması 2. Mahmut döneminin bir diğer önemli gelişmesi. Ve kesinlikle arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir gelişmedir. Çünkü 1826'da Yeniçeri Hoca'nın kaldırılmasından sonra kurulan yeni düzenli orduya biz 2. Mahmut döneminde Asakiri, Mansureyi, Muhammediye ordusu adını vermekteyiz. Doğrudan şu ana kadar sorulmadı, önemlidir, sorulabilir, dikkat etmekte fayda var. Öte yandan bir tıp eğitimiyle bağlantılı değerli arkadaşlar 2. Mahmut döneminde Mektebi Tıbbi açılacak 1827 yılında. Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827 yılında açılan İstanbul'da açılan bir askeri okuldur Mektebi Tıbbiye. Öte yandan mehterane 2. Mahmut döneminde değerli arkadaşlar kaldırılacak. Keza 1834 yılında İstanbul'a gelen İtalyan uzman Giuseppe Donizetti ki sonrasında Donizetti Paşa ünvanını alacak kendisi. Mehterane arkadaşlar Giuseppe Donizetti tarafından kaldırılacak ve yerine lütfen dikkat Muzikayı Hümayun adını verdiğimiz modern bir askeri bando açılacaktır. Dolayısıyla dönüşümler bizim için kesinlikle önemli değerli arkadaşlar. Örneğin Yeniçeri Hoca'nın kaldırılmasından sonra yerine Asakiri Mansuri Muhammedi ordusunun kuruldu. Mehterane'nin kaldırılmasından sonra yerine Muzikayı Hümayun'un kurulmasını kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Bahsetmiş olduğumuz bu önemli gelişmelerin yanı sıra değerli arkadaşlar II. Mahmut döneminde ayrıca askeri amaçlı ilk nüfus sayımı gerçekleştirilecektir 1831 yılında. Dolayısıyla Osmanlı tarihinde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır diye sorabilir. 2. Mahmud dönemi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine değerli arkadaşlar Yeniçeri Ocağı kaldırılmadan önce Sekbani Cedid ve Eşkinci Ocakları kurulmuştur. Fakat bu ocaklar değerli arkadaşlar istenilen başarıyı sağlayamamıştır. Öte yandan Anadolu'da güvenliği sağlayabilmek amacıyla ki tımar sisteminin e, bozulmasına bağlı olarak değerli arkadaşlar Anadolu'da güvenlik için redif birlikleri Rumeli bölgesinde ise güvenlik amacıyla müşirlikler oluşturulacaktır. Ve lütfen dikkat edin değerli arkadaşlar. 1837 yılında ikinci Mahmut döneminde askeri işleri belli bir plan çerçevesinde, belli bir düzen çerçevesinde gerçekleştirebilmek amacıyla Daruş Şurayı Askeri adıyla önemli bir kurum oluşturulacaktır. Dolayısıyla şu an ekranda görmüş olduğunuz İkinci Mahmut döneminde yapılan askeri ıslatlar değerli arkadaşlar bizim için son derece önemli. Dolayısıyla güzel bir soruydu. Bu bağlamda sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 19. yüzyılda Osmanlı idari teşkilatlanmasında görülen Divan-ı Hümayun'un kaldırılması, nazırlıkların oluşturulması ile ilk kez kabine sistemine geçilmesi, köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulması gelişmeleri aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde yaşanmıştır? Değerli arkadaşlar soruda bize verilen bu önemli gelişmelerin yaşandığı dönem Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut dönemi gelişmeleri arasında yer almakta. Keza 2. Mahmut döneminde değerli arkadaşlar özellikle askeri alandaki ıslahatlar gibi idari alanda da oldukça kapsamlı ıslatlar yapıldığını görmekteyiz. Bunların başında değerli arkadaşlar Divan-ı Hümayun'un kaldırılması gelmekte. Keza Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey döneminde kurulan, oluşturulan Divan-ı Hümayun 2. Mahmut döneminde kaldırılmış ve lütfen dikkat Divan-ı Hümayun'un kaldırılmasından sonra 2. Mahmut döneminde bu kurumun yerini değerli arkadaşlar Meclis-i Vükela ya da diğer adıyla Heyet-i Vükela alacaktır. Dolayısıyla dönüşümler bizim için son derece önemli dedik. Divan-ı Hümayun'un kaldırılmasından sonra yerine meclis-i vükela veya heyet-i vükela oluşturulacak. Son derece önemli, unutulmaması gereken bir gelişme. Öte yandan 2. Mahmut döneminde değerli arkadaşlar nazırlıklar oluşturularak ilk defa kabine sistemine geçilecek. Gerçekten önemli bir değişimdir değerli arkadaşlar. Bu değişimle birlikte klasik dönemdeki Osmanlı divan üyeleri artık birer nazırlığa yani bakanlığa dönüştürülecek. Örneğin sadrazamlık makamı baş vekalet makamına, defterdarlık makamı maliye nezaretine, sadaret ketudası dahiliye nezaretine, reisül kütlaplık hariciye nezaretine, şeyhülislamlık makamı ise bab-ı meşruat dairesine dönüştürülecek. Burada özellikle yanında 3 tane yıldız koyduğum gelişmelere, değişimlere kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şu ana kadar Reisül Kütaplık makamının hariciye nezaretine dönüştürülmesine dair ÖSYM tarafından birçok soru yöneltildi. Dolayısıyla en azından daire nezareti, hariciye nezareti ve bab-ı meşruat dairelerinin klasik dönemdeki divan üyeleriyle bağlantılı değişimine buradan dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar yine köy ve mahalle muhtarlıkları kurulacak 2. Mahmut döneminde aslında burada amaç ayanların taşladaki gücünü kırmaktır. Bu nedenle merkezi otoriteyi güçlendirebilmek, ayanların gücünü zayıflatabilmek amacıyla 2. Mahmut döneminde köy ve mahalle muhtarlıkları da oluşturulacaktır. Bahsetmiş olduğumuz bu önemli gelişmelerin yanı sıra değerli arkadaşlar 2. Mahmut döneminde gerçekten çok önemli çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Örneğin bu dönemde posta teşkilatı, posta örgütü kurulacak. Aynı zamanda kolera salgınından dolayı 1831 yılında değerli arkadaşlar salgın hastalıklara yönelik olarak karantina örgütü oluşturulacaktır. Öte yandan evet ciddi bir değişimdir. İkinci Mahmut döneminde değerli arkadaşlar memurlara fes, ceket ve pantolon giyme zorunluluğu getiren bir kıyafet kanunu çıkarılacak. Lütfen dikkat. Böyle bir kanun çıkarılması doğrudan doğruya yapılacak olan bu düzenlemeyi değerli arkadaşlar bir anlamda hukuka dayandırma isteğidir. Dolayısıyla ikinci Mahmut döneminde bir kıyafet düzenlemesiyle bağlantılı bir kanun çıkarılacak... Bu kanun kapsamında lütfen dikkat memurlara fes, ceket ve pantolon giyme zorunluluğu getirilecek. Aynı zamanda memurlara bu dönemde değerli arkadaşlar ilk defa maaş bağlandığını görmekteyiz. Önemli değişimler tabii ki bunları bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar belki de 2. Mahmut döneminin bilinmesi gereken bir diğer önemli gelişmesi müsaadele uygulamasının önemli ölçüde kaldırılması. Biliyorsunuz müsaadele Osmanlı klasik döneminden itibaren süre gelen gerektiğinde mala mülke el koyma yetkisiydi padişahın. Önemli devlet adamlarının işte bir takım kötü davranışlar sergilemesi durumunda rüşvet, iltimas adam kayırma gibi bir takım e, kötü yollara e, yönelmesi nedeniyle malına mülküne gerektiğinde el koyulabiliyordu. İkinci Mahmut döneminde müsaadele önemli ölçüde değerli arkadaşlar kaldırıldı. Ki tamamen kaldırılması tanzimat fermanı ile olacak. Böylece özel mülkiyet arkadaşlar güvence altına alınmış olacaktır. Lütfen dikkat Osmanlı Devleti'nde özel mülkiyet anlayışının gelişmesi müsaadere sisteminin süreç içerisinde kaldırılmasıyla doğrudan bağlantılı bir gelişme. Arkadaşlar bu dönemin önemli bir diğer gelişmesi Başkent İstanbul için ilk defa Mürür tezkiresi adını verdiğimiz bir vize uygulaması getirilecek değerli arkadaşlar. İstanbul'a giriş çıkışların kontrol altında tutulması amacıyla Mürür tezkiresi adı verilen bir geçiş belgesi zorunluluğu II. Mahmut döneminde getirilecek. Yani herkes elini kolunu sallaya sallaya artık başkente girip çıkamayacak. Öte yandan bu dönemde değerli arkadaşlar yüksek yasama ve yargı organı olarak meclisi valayı ahkamı adliye öte yandan idari işleri yürütmek amacıyla da Darü Şura'yı Babali'nin bu dönemde kurulduğunu görmekteyiz. Bunlar biraz detay gibi görünse de değerli arkadaşlar şöyle bir göz aşınlığınız olsun diye bunları paylaşıyorum sizinle. Fakat memurlara kıyafet düzenlemesinin yapılması, Müsaderenin önemli ölçüde 2. Mahmut döneminde kaldırılması, Divanı Hümayun'un kaldırılması, yerine Meclis-i Vekala'nın oluşturulması gibi başlı başına temel gelişmeleri kesinlikle unutmuyoruz değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin sıklıkla soru yönelttiği konu başlıklarından birisidir. Bu çerçevede değerli arkadaşlar 3. sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut döneminde eğitim, bilim ve kültür alanında yapılan çalışmalar arasında yer almaz? Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi, İstanbul'da ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi, Marifi Umumiye Nezaretinin kurulması, tercüme odasının açılması, Mektebi Mar Marifi Adliyenin açılması. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Keza Maarif-i Umumiye Nezaretinin kurulması 2. Mahmut döneminde değil, Tanzimat döneminde, Abdülmecit döneminde yaşanan önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkacak. Ne demiştik? Bu ve buna benzer sorularda değerli arkadaşlar, kesinlikle doğru seçenek başka bir padişah döneminin bilinmesi gereken en önemli özelliği olarak genellikle verilir. Bu bağlamda Maarif-i Umumiye Nezaretinin kurulması ileride göreceğiz. Abdülmecid döneminin bilinmesi gereken en önemli gelişmeleri arasında yer alacak. Öte yandan 2. Mahmut döneminde arkadaşlar Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderilecek. Son derece önemli bir gelişme. Öte yandan başkent İstanbul'da ilk öğretim zorunlu hale getirilecektir 2. Mahmut döneminde. Bir diğer önemli gelişme değerli arkadaşlar tercüme odasının açılması keza 2. Mahmut döneminde tercüme odasının açılmasında iki önemli amaç güdülecek. Bunlardan birisi tercüman yetiştirmek, ikincisi dış yazışmaları yürütmek. Bu çerçevede önemli bir gelişmedir tercüme odasının açılması. Ve değerli arkadaşlar yine bir dönüşümden bahsedeceğiz. Mektebi Marifi Adliye 2. Mahmut döneminde açılan önemli kurumlardan birisi. Keza Mektebi Marif adliyenin açılması aslında Osmanlı Devleti'nde Enderun Mektebi'nin yerini alan bir kurum olacaktır. Mektebi Marif adliye Enderun Mektebi'nin yerine doğrudan devlet memuru yetiştirebilmek amacıyla açılan ilk modern okul olarak karşımıza çıkmakta. Malumunuz Osmanlı Devleti'nde 2. Murat döneminde ilk defa Enderun Mektebi açılmıştı. 2. Mahmut döneminde artık Enderun Mektebi'nin yerini Mektebi Marifi Adliye alacak. Bu değişimler, bu dönüşümleri kesinlikle bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu çerçevede dördüncü sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar C seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. İkinci Mahmud'un 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp Asakir-i Mansuri Muhammedi ordusunu kurmasından sonra devletin hazineye gelir sağlamak amacıyla kereste, ipek, kömür, palamut, afyon, hububat gibi bazı maddelerin ticaretini bizzat yapmak üzere piyasaya girmesi ve müdahalesi yani tekel anlamında kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir? Esam, yedi vahit, fiskalizm, malikane, iltizam. Değerli arkadaşlar, bu soru belki de şu ana kadar edinmiş olduğunuz bilgileri kullanarak rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru olarak karşımıza çıkmakta. Keza bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı değerli arkadaşlar. 7 Vahit aslında tekel uygulaması anlamına gelir. Bu anlamda Osmanlı Devleti'nde tekel uygulaması olarak bilinen 7 Vahit sistemi 2. Mahmut döneminde 1826 yılında uygulamaya konulmuştur. Fakat ilerleyen zamanda değerli arkadaşlar ki siyasi tarihte e, biz bunu görmüştük. İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan 1838 Balta Ticaret Sözleşmesi ile birlikte İngiliz tüccarları önemli bir kazanım elde etmiş. Ve Osmanlı'nın uygulamaya koyduğu 7 vahit yani bu tekel uygulaması ne yazık ki kaldırılmıştır. Dolayısıyla bir kavram olarak değerli arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. 7 vahit uygulamasına. Öte yandan diğer seçeneklerdeki kavramları arkadaşlar kültür uygarlık kısmında fazlasıyla konuşmuştuk. Essam iş borçlanma sistemiydi. Fiskalizm kara borsayı engellemek amacıyla piyasada yeterli miktarda mal bulundurma politikasıydı. Malikane sistemi ömür boyu vergi toplama sistemi olarak 17. yüzyılın sonlarında uygulamaya konulan bir vergi toplama sistemiydi. İltizam sistemi ise bir en fazla 3 yıl vergi toplama hakkını elde eden bir vergi toplama sistem olarak karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla 5. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar bu çerçevede B seçeneği olmalıydı diyoruz. 6. soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde eski ve yeni kurumların ilk kez bir arada faaliyet gösterdiği dönem 1839-1876 yıllar arasında yaşanan Tanzimat dönemidir. Tanzimat dönemi Sultan Abdülmecit tarafından 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlamıştır. 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu soruda bize verilen öncülleri tek tek ele alacak olursak Tanzimat Fermanı'nın ilanında Mısır sorunu ve Fransız İhtilali'nin yaydığı fikirler etkili olmuştur. Bilgisi kesinlikle doğru bir bilgi. Keza 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinde değerli arkadaşlar bir dış etki olarak aslında Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu milliyetçilik akımının etkisi, aynı zamanda Kavallalı Mehmet Ali Paşa isyanıyla bağlantılı ortaya çıkan Mısır sorunu son derece etkili olacak. Hazırlanmasına katkıda bulunan ve bu fermanı Gülhane Parkı'nda okuyan devlet adamı Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa'dır. Evet değerli arkadaşlar. Aslında Tanzimat Fermanı'nın bir anlamda mimarlarından birisi olacaktır Mustafa Reşit Paşa. Keza Tanzimat Fermanı'na Gülhane Parkı'nda okunmasından dolayı biz aynı zamanda Gülhane Hattı Hümayunu adını da vermekteyiz. Bu bağlamda soruda ikinci öncülde verilen bilgi de kesinlikle doğru bir bilgi. Ferman ile daha çok Osmanlı tebaasındaki gayrimüslimlere ayrıcalıklar getirilmiştir. Hayır arkadaşlar. Aslında Tanzimat Fermanı dediğimizde aklımıza eşitlik gelmelidir. Nitekim Osmanlı tebaasında daha çok gayrimüslimlere bir takım ayrıcalıklar getirilmesi, bunu daha sonra göreceğiz. 1856 İstihhat Fermanı'nın bir özelliği olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla soruda birinci ve ikinci öncülde verilen bilgiler Tanzimat Fermanı ile bağlantılı doğru bilgilerdir. Bu bağlamda sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalı idi. Değerli arkadaşlar, bu soruyla bağlantılı Tanzimat Fermanı dediğimizde, Gülhane-i Hattühumaine olarak da adlandırdığımız bu belge ile ilgili neleri bilmemiz gerekiyor. Bir defa Sultan Abdülmecit döneminde, değerli arkadaşlar, 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane-i Hattühumaine olarak da bildiğimiz bir önemli belge ilan edilecek. Arkadaşlar, Tanzimat Fermanı bir defa toplumun tüm kesimine, lütfen dikkat. Müslim gayrimüslim toplumun tüm kesimine yönelik hükümler içerir. Bu anlamda eşitlik odaklı bir içeriğe sahiptir Tanzimat Fermanı. Ki birazdan hükümlerinden bahsedeceğiz. Eğer bir şey yapılacaksa herkes için, eğer bir şey yapılmayacaksa kimse için bu yapılmamalıdır anlayışı hakim olacak. Çok kısa bir değerlendirme yapacak olursak Arkadaşlar tanzimat fermanının içeriğine baktığımızda Müslüm gayrimüslim tüm tebaaya yönelik hükümler içerdiğini görmekteyiz ki bunları ezberlemenize gerek yok. Lütfen ifadelere kavramlara dikkat edin değerli arkadaşlar. Herkesin can mal ve namus güvenliği sağlanacak. Askerlik vatan hizmeti haline getirilecek yani bir anlamda zorunlu kılınacaktır ki sonradan bu madde arkadaşlar ıslahat fermanı ile birlikte değiştirilecek. Vergiler herkesin gelirine göre alınacak. Vergide adalet. Kanunlar herkese eşit uygulanacak. Mahkemeler açık olacak. Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak ki hukuk üstünlüğünün en önemli göstergelerinden birisidir değerli arkadaşlar bu. Herkese mal, mülk, emlak edinme ve istediği gibi tasarruf hakkı sağlanacak. Aslında bu müsaadenin tam anlamıyla ortadan kalkacağına dair önemli bir emare. Rüşvet ve iltimas yani adam kayırma önlenecek. Müsaade sistemi kaldırılacak ki 2. Mahmut dönemi döneminde önemli ölçüde kaldırılmıştı. Tanzimat fermanıyla müsaade kesin olarak ortadan kalktı. Böylece özel mülkiyet anlayışı tam olarak güvence altına alınacak. İşkence ve angarya yasaklanacak. Şimdi değerli arkadaşlar Tanzimat Fermanı'nın bu içinde yer alan hükümlere baktığımızda bizim dikkat etmemiz gereken en temel nokta toplumun tüm kesimlerine yönelik bir hükümler bütünüdür Tanzimat Fermanı. Amaç Osmanlı'dan azınlıkların kopmasını önlemek, dağılmayı önlemektir. Dolayısıyla Tanzimat Fermanı'nın içeriğinde değerli arkadaşlar anahtar kelime herkes veya kimse olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla bu içeriği ezberlemeyeceğiz ama tanzimat fermanının içeriği şöyle zihnimizde bir şeyi canlandırmalı değerli arkadaşlar. Bu çerçevede bu hükümlerden hareketle diyoruz ki değerli arkadaşlar tanzimat fermanında yargı, vergi ve askerlik gibi konularla ilgili bir takım düzenlemeler yapılacak. Vergide adalet, Herkes için mahkemelerin açık olması ve askerliğin vatan hizmeti haline getirilmesi bunlar arasında gösterilebilir. Öte yandan Tanzimat Fermanı değerli arkadaşlar padişahın yetkilerini lütfen dikkat ilk defa yasa ile kısıtlayan bir belge niteliği taşımakta. Dolayısıyla Osmanlı devletinde ilk defa bir padişah Sultan Abdülmecid hukuk üstünlüğünü kabul edecek ve Tanzimat Fermanı bu anlamda önemli bir yer işgal edecek. Öte yandan mülkiyet hakkı Tanzimat Fermanı ile korunmuştur. Az önce de bahsettik müsaadele Tanzimat Fermanı ile birlikte tamamen kaldırıldı. Önemli bir özelliktir değerli arkadaşlar askerlik bir vatan görevi haline getirilmiştir Tanzimat Fermanı ile. Keza Tanzimat Fermanı içindeki bu hüküm Sonradan değerli arkadaşlar değişime uğrayacaktır. Yani kaldırılacaktır bu zorunluluk ıslahat fermanıyla. Ve son olarak değerli arkadaşlar tanzimat fermanının ilanında ki fikir akımlarını zaten ilerleyen sorularda göreceğiz arkadaşlar. Osmanlıcılık fikri kesinlikle etkili olacaktır. Şimdiden söyleyeyim Osmanlıcılık demek eşitlik demektir. Dil, din, ırk, mezhep etnik köken ayrımı olmaksızın Osmanlı vatandaşı anlayışı çerçevesinde ortaya atılan önemli bir fikir akımı olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla Tanzimat Fermanı dediğimizde değerli arkadaşlar eşitlik aklımıza gelecek. Toplumun tüm kesimlerine yönelik hükümler aklımıza gelecek. Bu çerçevede bu sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar C seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin haklarını genişleterek güvence altına alan ve Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa tarafından 25 Şubat 1856'da toplanan Paris Konferansı'na sunulan belge aşağıdakilerden hangisidir? Sened İttifak, Mecelle, Islahat Fermanı, Kanun Esası, Muharrem Kararnamesi. Değerli arkadaşlar soruda Gayrimüslimlerin haklarını genişleterek güvence altına alması aslında bu sorunun çözümü için en önemli ipuçlarından biri. Öte yandan 25 Şubat 1856 tarihi de yine bu soruda değerli arkadaşlar dikkat etmemiz gereken, odaklanmamız gereken bir diğer önemli detay. Keza Osmanlı Devleti'nde dönemin sadrazamı Mehmet Emin Ali Paşa tarafından 1856 Paris Konferansı'na sunulan ve gayrimüslim halkın, gayrimüslim ahalinin haklarını daha da genişleterek güvence altına alan bu belge soruda C seçeneğinde yer alan ıssat fermanı olmalıydı. Öte yandan bir kısmını daha sonra göreceğiz arkadaşlar. Sened İttifak 1808'de padişahla ayanlar arasında imzalanan bir sözleşmeydi. Mecelle 1868'de yürürlüğe girecek olan Osmanlı'nın ilk medeni kanunu olacak. Kanun Esası 1876 yılında 2. Abdülhamit tarafından yürürlüğe konulan Osmanlı'nın ilk ve tek anayasası olacak. Muharrem Kararnamesi 1881 yılında Avrupalı alacaklı devletlerin Osmanlı'nın önemli gelir kaynaklarına el koymasına ortam hazırlayan önemli bir belge olarak sonraki aşamada karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu soruda doğru yanıtımız değerli arkadaşlar C seçeneği olmalıydı. Öte yandan ıssat fermanı dediğimizde değerli arkadaşlar acaba gayrimüslim ahaliye ne gibi haklar getirmiş bunlara da kısaca değinmekte fayda var. Arkadaşlar Sultan Abdülmecit döneminde 18 Şubat 1856 tarihinde ilan edilen ıssat fermanı doğrudan gayrimüslimlere yönelik hükümler içerir. Dolayısıyla tanzimat fermanlığından ayrılan en temel özelliği doğrudan gayrimüslimlerle bağlantılı bir içeriğe sahip olması. Keza haklar daha da genişletilerek bir anlamda güvence altına alınacak. Kısaca ıssat fermanının içeriğine bakacak olursak değerli arkadaşlar, tabii yine bunları kesinlikle ezberlemiyoruz. Islahat fermanının içeriğinde gayrimüslim tebaanın haklarına yönelik birçok hüküm olduğunu görmekteyiz. Örneğin resmi yazışmalarda gayrimüslimler için aşağılayıcı herhangi bir kavram, terim kullanılmayacak. Örneğin gavur gibi. Gayrimüslimler de devlet memuru olabilecek. Gayrimüslimler Osmanlı ülkesi sınırları içerisinde mülk sahibi olabilecek. Dikkat! Gayrimüslimler de belediye ve il genel meclislerine üye olabilecek. Arkadaşlar bu Osmanlı Devleti'nde azınlıklara, gayrimüslimlere verilen ilk siyasi haktır. Ve doğrudan doğruya böyle bir hak verilmesinin temel gerekçesi değerli arkadaşlar Osmanlıcılık fikrini daha da kalıcı hale getirebilmektir. Yine gayrimüslimler mahkemelerde kendi dinlerine göre yemin edebilecek. Gayrimüslimlerden alınan cizye ve haraç vergisi kaldırılacak. Gayrimüslimler de askeri okullarda okuyabilecek. Lütfen dikkat. Önemli bir noktadır değerli arkadaşlar. Islahat fermanına göre gayrimüslimler artık nakdi bedel usulüyle askerlikten muaf olabilecek. Bu anlamda Tanzimat fermanındaki zorunlu askerlik hükmü böylece değişikliğe uğrayacaktır. bir anlamda Tanzimat fermanı ile getirilen askerliğin vatan hizmeti olması koşulu ortadan kaldırılacaktır. Öte yandan gayrimüslimler kendi dinlerinde, dillerinde okul açabilecek, aynı zamanda banka ve şirket kurabilecekti. Baktığımız zaman ıslahat fermanı değerli arkadaşlar gayrimüslimlere gerçekten çok geniş haklar getiren önemli bir belge olarak karşımıza çıkmakta. Bu çerçevede buradaki hükümlerden hareketle değerli arkadaşlar 1. İlanında ıslahat fermanının ilanında aynı tanzimat fermanında olduğu gibi Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımı kesinlikle etkili olacak. Öte yandan bir dış etki olarak asıl etkiyi 1856 tarihli Paris Konferansı gerçekleştirecektir. 1853-56 Osmanlı-Rus Savaşı yani Kırım Savaşı'nın sonrasında 1856'da Paris Barış Konferansı toplanmıştı ve imzalanan Paris Anlaşması ile birlikte evet Osmanlı bir Avrupa devleti sayılmıştı fakat savaştan galip gelmesine rağmen yenik devlet durumuna düşürülmüştü. Bu çerçevede ıslahat fermanı her ne kadar bir takım gayrimüslim e, halka ayrıcalıklar getirmiş olsa da değerli arkadaşlar ne yazık ki doğrudan doğruya amacına ulaşamayacaktır. Avrupalı devletler Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya devam edecekler. Öte yandan gayrimüslimler ıslahat fermanı ile birlikte Müslümanlardan ne yazık ki daha da ayrıcalıklı hale gelmişler ama bunca verilen hak ne Avrupalı devletleri ne de gayrimüslimleri çok da tatmin etmeyecektir. Arkadaşlar Tanzimat Fermanı ile bağlantılı Islat Fermanı'nda da Osmanlıcılık bilincinin güçlendirilmek istenmesi ön planda olacaktır. Amaç dağılmayı önlemektir. Amaç azınlıkları Osmanlı'da tutabilmek kopmalarını bir anlamda engellemektir. Fakat gerek Tanzimat gerekse Islahat Fermanı getirmiş olduğu birçok ayrıcalığa rağmen ne yazık ki dağılmayı önleyemeyecek Avrupalı devletler iç işlerimize karışmaya ne yazık ki devam edecekler. Bu çerçevede Islahat Fermanı'nın karakteristik özellikleri ve özellikle gayrimüslimlere il genel meclislerinde ve belediyelerde arkadaşlar üye olabilme hakkıyla birlikte ilk defa siyasi hak getiren önemli bir belge olarak karşımıza çıkmakta. Bu çerçevede 7. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar C seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Abdülmecit döneminde gerçekleşmemiştir? Mektebe mülkiyenin açılması, kaime adıyla ilk kağıt paranın basılması, posta nezaretinin kurulması, mecellenin hazırlanması, İstanbul, Edirne, Şumlu arasında ilk telgraf hattının kurulması. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Keza Mecelle'nin hazırlanması Abdülmecit döneminde değil, 1868 yılında ilk Osmanlı Medeni Kanunu olarak Abdülaziz döneminde hazırlanacak, aynı zamanda aynı dönemde yürürlüğe konulacaktır. Öte yandan değerli arkadaşlar Abdülmecit döneminde gerçekten birçok farklı alanda önemli ıslahatın gerçekleştiğini görmekteyiz. Örneğin Mekte ve Mülkiye'nin açılması bunlar arasında en önemli gelişmelerden biri. 1858 yılında memur yetiştirebilmek amacıyla Mekte ve Mülkiye değerli arkadaşlar Abdülmecit döneminde açılacak. Öte yandan 1840 yılında Osmanlı Devleti'nde ilk kağıt para kaymi adıyla Abdülmecit döneminde yürürlüğe konulacaktır. Önemli bir gelişme 1840 yılında değerli arkadaşlar Osmanlı'da posta nezareti yine Abdülmecit döneminin bir diğer önemli gelişmesi olacak. Lütfen dikkat posta örgütü 2. Mahmut döneminde posta nezareti Abdülmecit döneminde kurulacaktır. Sorulmaz ama posta pulu da değerli arkadaşlar ilk posta pulu Abdülaziz döneminde bir anlamda ortaya çıkacak. Dolayısıyla post örgütü 2. Mahmut, posta nezareti Abdülmecit, posta pulu Abdülaziz dönemi gelişmeleri arasında yer alır. Ve İstanbul, Edirne, Şumlu arasında değerli arkadaşlar Abdülmecit döneminde ilk telgraf hattı kurulacaktır Osmanlı Devleti'nde. Bahsetmiş olduğumuz bu önemli gelişmelerin yanı sıra değerli arkadaşlar Abdülmecit dönemi Tanzimat döneminin en yoğun ıslahatlarının gerçekleştiği dönemlerden birisi. Bu dönemde yapılan ve bilmemiz gereken diğer önemli çalışmalar neler arkadaşlar? Bunlara da tabii ki değinmekte fayda var. Arkadaşlar Abdülmecit dönemi 1839 Tanzimat Fermanı ile başlar. 1861 yılına kadar devam eder. Keza bu dönemde bahsetmiş olduğumuz bu önemli gelişmelerin yanı sıra değerli arkadaşlar ilk Osmanlı Bankası Bankı Dersaadet kurulacak. Önemli bir gelişme. Öte yandan erkek öğretmen okulu olarak da bildiğimiz Darül Muallimin Abdülmecit döneminde çalışmalarına tam anlamıyla başlayacak. Yine bu dönemde değerli arkadaşlar önemli bir kurumdur. Eğitim ve öğretimi geliştirmek, aynı zamanda bilim politikaları belirleyebilmek amacıyla Encümeni Daniş adıyla önemli bir kurum oluşturulacak. Aslında Encümeni Daniş eşittir bilim kurulu demektir değerli arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilmeniz yeterli olacak. Dönemin bir diğer önemli çalışması kuşkusuz 1851 yılında ilk belediye teşkilatının Abdülmecid döneminde kurulduğunu görmekteyiz. Yine ıslatları planlayabilmek, bir anlamda düzenli bir şekilde uygulayabilmek amacıyla Abdülmecit döneminde değerli arkadaşlar, Meclisi Ali Tanzimat adıyla bir kurulun oluşturulduğunu görmekteyiz. Aslında bu meclisin adı biraz olsun amacını bize e, söylüyor arkadaşlar. Meclisi Ali Tanzimat yani Tanzimatla ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili düzenlenen bir meclis olacaktır. Öte yandan Hukukçu yetiştirmek amacıyla Abdülmecit döneminde değerli arkadaşlar Muallimhane-i Nüvvap adıyla bir eğitim kurumunun açıldığını görmekteyiz. Öte yandan 1856'da Bank-ı Osmani adıyla yani Osmanlı Bankası adıyla İngilizler tarafından bir bankanın açıldığını görmekteyiz. Keza Bank-ı Dersaadet'ten ayrılan en temel özelliği bu bankanın para basma yetkisinin olması değerli arkadaşlar. Keza Cumhuriyet dönemine kadar aslında varlığını bir şekilde sürdürecektir Bankı Osmani. Öte yandan 1857'de değerli arkadaşlar Marifi Umumiye Nezareti kurulacak. Bir önceki sorularımızda önemli bir gelişme olarak sorunun bir tanesinde cevap olarak karşımıza çıkmıştı. Marifi Umumiye Nezareti değerli arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Günümüzün Milli Eğitim Bakanlığı'nın temelleri Abdülmecit döneminde atılmıştır. Öte yandan daha önce KPSS'de sorulmuştu. Abdülmecit döneminde 1860 yılında Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen göçmenlerin bir anlamda koordinasyonunu sağlayabilmek amacıyla İskan-ı Muhacirin Komisyonu kurulacak. Aslında oluşturulan bu komisyonun da ismi arkadaşlar, e, bu göçmenlerle bağlantılı bir koordinasyon kurumu olduğunu, oluşum olduğunu bize açıkça göstermekte. İskan-ı muhacirin zaten muhacirin kelimesinden bunu rahatlıkla çıkarsama yapabilirsiniz. Bunun dışında değerli arkadaşlar, iltizam sistemi kaldırılacak. Lütfen dikkat. Vergi memuru anlamına gelen muhassıllık sistemi artık yeni bir uygulama olarak karşımıza çıkacaktır Abdülmecit döneminde değerli arkadaşlar. Öte yandan ilk anonim vapurculuk şirketi şirketi Hayriye Abdülmecit döneminde kurulacak. Önemlidir. Anadolu'da ilk demir yolu işletmesi lütfen altını çizin arkadaşlar. Anadolu'da yalnız dikkat edin. İzmir Aydın arasında İngilizler tarafından açılacaktır. Aslında Osmanlı'da ilk demir yolu hattı İskenderiye Kahire arasındadır değerli arkadaşlar. Ama Anadolu'da ilk demiryolu işletmesi İzmir Aydın arasında açılacak. Bu çerçevede bakıldığı zaman gerçekten yoğun bir dönem, ıslatların yoğun olarak gerçekleştiği bir dönem ve yapılan bu ıslatların birini diğerinden ayırmak pek mümkün değil arkadaşlar önem açısından. Her biri birer soru potansiyeli olduğu için ne yazık ki bunları bilmek durumundayız. Arkadaşlar Son olarak 1856 ıssat fermanının getirmiş olduğu o süreçten de kaynaklı olarak Abdülmecid döneminde 1859 yılında önemli bir olay yaşanacak. Osmanlı tarihinde Kuleli olayı Kuleli vakası olarak geçen bu olay yüksek rütbeli subayların Sultan Abdülmecid'i tahttan indirmek yerine Abdülaziz'i tahtı çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği bir suikast girişimidir. Kuleli vakası doğrudan Abdülmecid'in kendisine ve yönetimine yöneliktir. Fakat gerçekleştirilen bu suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır değerli arkadaşlar. Aslında Kuleli olayının patlak vermesinin en temel sebebi olarak e, akademik kaynaklar değerli arkadaşlar ıssat fermanını gösterir. Bu anlamda bir birikmişliğin sonucu olarak 1859'da böyle bir olay patlak verecektir. Bu bağlamda değerli arkadaşlar bu soruyla birlikte Abdülmecit döneminde atılmış, yapılmış önemli ıslahatları değerlendirme imkanımız oldu. Bu bağlamda sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyor. Ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Dokuzuncu soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı donanması dünyanın üçüncü büyük filosu haline getirilmiştir. Yerli sanayi ve ticareti geliştirmek amacıyla Islahı Sanayi Komisyonu kurulmuştur. Mithat Paşa öncülüğünde çiftçiye kredi sağlamak amacıyla memleket sandıkları kurulmuştur. 19. yüzyılda görülen bu gelişmeler aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde yaşanmıştır? Değerli arkadaşlar soruda bize verilen bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde B seçeneğinde yer alan Abdülaziz dönemi gelişmeleri arasında yer almakta. Öyle ki bu dönemde Osmanlı donanması gerçekten muazzam bir büyüme sağlayacak ve dünyanın üçüncü büyük filosu haline getirilecektir. Öte yandan yerli sanayi ve ticaret alanında değerli arkadaşlar, ıslı sanayi komisyonunun kurulması bu dönemin bir diğer önemli gelişmesi olarak karşımıza çıkmakta. Ziraat Bankası'nın bir anlamda temel olarak da kabul ettiğimiz Mithat Paşa öncülüğünde değerli arkadaşlar çiftçi kredi desteği sağlamak amacıyla yine bu dönemde memleket sandıklarının kurulduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede Osmanlı Devleti'nde Sultan Abdülaziz dönemi değerli arkadaşlar Tanzimat döneminin en yoğun ıslatlarının gerçekleştiği bir diğer önemli dönem olmuştur. Bu soruyla bağlantılı yine sınavda sorulması muhtemel Abdülaziz dönemi gelişmelerine kısaca değinecek olursak. Değerli arkadaşlar 1861 yılında Osmanlı tahtına çıkan Abdülaziz 1. Meşrutiyet dönemine kadar 1876 yılına kadar Osmanlı tahtında kalacak. Bu dönemde değerli arkadaşlar soruda bahsetmiş olduğumuz bu gelişmelerinin yanı sıra Beylerbeyi ve Çırağan saraylarının inşa ettirildiğini görmekteyiz. Keza kültür uygarlık dersinde de bahsetmiştik. Beylerbeyi ve Çırağan sarayları Abdülaziz döneminin en önemli yapıları arasında yer almakta. Öte yandan 1864 yılında değerli arkadaşlar vilayet nizamnamesi yayınlanarak bir anlamda taşradaki idari teşkilatlanma yeniden düzenlenecek. Ki Osmanlı eyalet sisteminden bahsederken buna da bir gönderme yapmıştık. Öte yandan 1864'te yine aynı yıl değerli arkadaşlar şer'i konular dışında diğer konuların görüşülebilmesi amacıyla nizamiye mahkemelerinin kurulduğunu görmekteyiz. Öte yandan 1868'deki bunun altına mutlaka çizmelisiniz değerli arkadaşlar. ÖSYM tarafından defalarca sorgulanmış olan bir gelişmedir. 1868'de Fransa örnek alınarak şura'yı devlet günümüzde danıştayın temeli, divana akia Madliye de günümüzde yargıtayın temeli olarak Abdülaziz döneminde kurulacaktır. Bu çerçevede. 1868'de Şurayı Devlet ve Divan Hakama diye günümüzdeki karşılıkları bağlamında da kesinlikle sorulabilir. Öte yandan değerli arkadaşlar yine aynı yıl 1868'de Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından Osmanlı Devleti'ndeki ilk medeni kanun olarak da kabul ettiğimiz mecelle hazırlanacak ve yürürlüğe girecektir. Keza bunun detaylarını bir diğer soruda görmüş olacağız. Öte yandan değerli arkadaşlar yine aynı yıl 1868'de günümüz Kızılay'ın bir anlamda temeli olarak kabul ettiğimiz Hilal-i Ahmer Cemiyeti Abdülaziz döneminde kurulacak. Gerçekten önemli bir sağlık kuruluşu olarak, sosyal yardım kuruluşu olarak değerli arkadaşlar önemli hizmetleri yerine getirecek. Yine bu dönemde değerli arkadaşlar aynı yıl Galatasaray Sultanisi'nin kurulduğunu görmekteyiz. Aslında Sultani Tanzimat döneminde yabancı dil ağırlıklı lise eğitiminin verildiği bir kurum olarak karşımıza çıkar. Yine değerli arkadaşlar önemli bir gelişme. 1869 yılında Marifi Umumiye Nizamnamesi yayınlanacak. Yani bir anlamda eğitim öğretim işleri belli bir düzenlemeye tabi tutulacaktır. Bu nizamnameye göre değerli arkadaşlar lütfen dikkat. Tanzimat döneminden itibaren İlkokullara ibtidai, Ortaokullara okullara rüştiye, liselere idadi ve üniversite düzeyindeki kurumlara da Darülfünun adı verilecektir. Keza bu nizamnameye göre değerli arkadaşlar, Osmanlı ülkesindeki bütün okullarda tarih dersinin okutulması zorunlu tutulacaktır. Gerçekten 1869 Marifi Umumi Nizamnamesi, Abdülaziz döneminde eğitim alanında atılmış en önemli adımlardan birisi olacak. Yine bu dönemde değerli arkadaşlar, 1870 yılında Darülfünun açılacaktır. Ki Darülfünun e, üniversite düzeyindeki eğitim kurumları için kullandığımız bir e, ünvan ama aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nin de bir anlamda temeli olacaktır. Darülfünun Atatürk döneminde 1933 yılında Darülfünun üniversite reformu ile birlikte İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülecek. Öte yandan değerli arkadaşlar dönemin bir diğer önemli gelişmesi Darül Muallimat adıyla ilk kız öğretmen okulunun bu dönemde açılmış olması. Abdülmecit döneminde erkek öğretmen okulu Darül Muallimin açılmıştı. Abdülaziz döneminde de ilk kız öğretmen okulu olarak Darül Muallimat faaliyetlerine başlayacak. Dönemin bir diğer önemli gelişmesi değerli arkadaşlar 1873'te Şeker Ahmet Paşa başkent İstanbul'da ilk resim sergisini açacak. Keza bunu da Osmanlı Kültür Uygarlığı Sanat dersinde görmüş idik. Ve son olarak değerli arkadaşlar yetim Müslüman çocukların eğitimi için Abdülaziz döneminde Darüşşafaka açılacak. Bu anlamda Darüşşafaka, Darülfiyonun, Keza Darül Muallimat gibi eğitim kurumlarına, sosyal yardımlaşma kurumlarına değerli arkadaşlar kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar tabii ki Abdülaziz gerçekten çağının önemli padişahlarından, hükümdarlarından birisiydi. Keza Osmanlı tarihinde yurt dışı seyahatine çıkan ilk padişah olacaktır kendisi. Bu seyahatinde değerli arkadaşlar saltanat vagonunu kullanacak ki günümüzde saltanat vagonu Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenmekte. Dolayısıyla Osmanlı tarihinde yurt dışı seyahatine çıkan ilk padişah Abdülaziz olacaktır. Aynı zamanda onun döneminde atılan adımlar değerli arkadaşlar son derece önem arz ediyor bizim için. Bu çerçevede bu soru bağlamında Abdülaziz döneminde bilinmesi gereken gelişmeleri de değerlendirme imkanımız oldu değerli arkadaşlar. Bu bağlamda sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıydı diyoruz. Ve geldik 10. ve bu videomuzun son sorusuna değerli arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Mecelle'nin özellikleri arasındadır? Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Müslüman ve gayrimüslim tüm Osmanlı tebaasına ilişkin kurallar içermektedir. İçerinde kişi, aile ve miras hukuku konularına yer verilmemiştir. Değerli arkadaşlar, bu soruda bize verilen öncülleri tek tek ele alacak olursak, Mecelle Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanmıştır bilgisi doğru bir bilgidir değerli arkadaşlar. Mecelle Osmanlı devletinde ilk medeni kanun olarak kabul edilmekte ve bu kanunun, bu medeni kanunun hazırlanmasında komisyon başkanlığını değerli arkadaşlar Ahmet Cevdet Paşa üstlenecek. Keza Ahmet Cevdet Paşa önemli bir Osmanlı e, Vakanovisidir, Osmanlı tarihçisidir aynı zamanda. Bu çerçevede değerli arkadaşlar birinci öncülümüz kesinlikle doğru. Müslüman ve gayrimüslim tüm Osmanlı tebaasına ilişkin kurallar içermektedir. Hayır arkadaşlar, mecelle doğrudan doğruya İslam hukukuna dayandığı için gayrimüslimlere dair herhangi bir kural yer almaz. Bu çerçevede ikinci öncül kesinlikle yanlış bir bilgi değerli arkadaşlar. Çünkü mecelle temelini kaynağını doğrudan İslam hukukundan aldığı için değerli arkadaşlar doğrudan Müslümanlara dair kurallar bütünüdür diyoruz. İçerinde kişi aile ve miras hukuku konularına yer verilmemiştir. Evet arkadaşlar mecellede kişi aile ve miras hukuku konuları yer almaz. Nitekim bu bahsetmiş olduğumuz üç önemli konu değerli arkadaşlar doğrudan doğruya şer'i hukuk kapsamında yer aldığı için ayrıca medeni kanun kapsamında yer verilmemiştir. Bu çerçevede sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar 1 ve 3 yani D seçeneği olmalıydı. Öte yandan değerli arkadaşlar Mecelle bir Osmanlı medeni kanunu olarak Cumhuriyet döneminde 1926 Türk Medeni Kanunu'na kadar yürürlükte kalacaktır. Dolayısıyla Atatürk döneminde medeni kanunun kabul edilmesiyle birlikte değerli arkadaşlar mecelle yürürlükten kaldırılacak. Bu çerçevede mecelle ile bağlantılı bu soru bağlamında vermiş olduğumuz bu özelliklere de değerli arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda değerli arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer videomuzda sizlerle birlikte tekrar bir arada olmak dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Thank you.